İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Konuğum yanımda, açılışta gördünüz. Erdoğan Bozdemir'i ağırlıyoruz bu akşam. Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda MEF Okulları Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çağırma sebebimiz malum. Okullar başlıyor. Evet. Pazartesi günü özel okulların sanırım tamamı. Bir hafta sonra devlet, ama haftaya devlette de oryantasyon süreci başlıyor. Şimdi çocuklar yollara düşecek. Öncesinde biz bir konuşalım bakalım, okulların durumu ne? Özel okulları soracağız size, evet, elbette. Şimdi bu fiyatlar, yani daha doğrusu zam hesaplamalarında bir değişiklik oldu. Bir eskiye dönüş oldu sanırım. Aynen. Bir buradan başlayalım. Hesaplama nasıl yapılıyor şimdi? Ve bir fiyat skalalarını da söyleyin, yani en düşük, ortalama ve en yüksek. Şimdi eskiden 3 sene evveline kadar bir sistem vardı. TF artı TÜFE bölü 2 artı 5 şeklinde bir fiyat skalamız vardı. Yani bir önceki fiyatın üzerine TF artı TÜFE bölü 2 artı 5 zam koyabiliyordunuz. Bu 2 yıl arka arkaya farklı uygulandı. Bir yıl devlet bakanlığımız dedi ki hayır, bu sene %36 uygulayacaksınız. Yani biz zaten Ocak ayında fiyatlar ilan ediliyor, bir sonraki yılın fiyatı ilan ediliyor. Yani Ocak ayında ilan ettik ama Eylül'de okullar açılacak, oranın fiyatı bu. Bu %36 olarak ilan edildi. Sonraki yıl ise, bu geçtiğimiz Ocak ayında ise bu yılın fiyatı, yani şimdi önümüzdeki hafta başlayacak okulların fiyatı ilan edildi. Oraya da zam olarak %65 gibi bir kota getirildi. Bu kota başlangıç sınıflarında yok. Başlangıç sınıfta neyi kastediyorum? İlkokul 1'ler, 5. sınıflar, ortaokul başlangıcı ve liselerin 9. sınıflarında bu kotayı devlet serbest bırakıyor. O yüzden birçok okuldan bu fiyatlar %65'in üzerindeki rakamlarla uygulandı. Şimdi ise geçtiğimiz son 20 gün içinde bir değişiklik yapıldı. Yine eskiye dönüldü. TF artı TÜFE bölü 2 artı 5 şeklinde uygulayabilirsiniz şeklinde bir tavsiyede bulundular. Tavsiyede değil, bir kısıtlama getirdiler. Bu önümüzdeki sene Ocak ayı civarında, Ocak Şubat'ta okulların fiyatı ilan etme döneminde bir sonraki yılın fiyatı olarak da TF artı TÜFE bölü 2 artı 5 şeklinde uygulanacak. Ama bu geçen sürede çok ciddi kayıplar oldu. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela 2020-2021 yılında bir okulun fiyatı 100 birim olsa, 100 lira olsa, 100 bin lira olsa, artık ne dersiniz diyeyim. Onun şu andaki fiyatı 2 yıl arka arkaya hem kümülatif olarak bakarsanız, 3 yıl daha doğrusu arka arkaya baktığınız zaman %165 artmış. Yani 100 birimlik fiyat şu anda 265 lira. %165 artmış. Buna karşılık diğer unsurların ne kadar arttığı konusunda size onlarca doküman var elimde ve burada büyük sorun var. Peki fiyatları da söyleyin. Fiyatlar okulların özelliğine göre, şimdi Türkiye'de 1 milyon 100 bin civarında şu anda özel okul öğrencisi var. Büyük bir kısmı İstanbul'da var, Anadolu'da da var. Anadolu'daki okulların fiyatları daha makul fiyatlar tabii ki, ama İstanbul'da 100 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar geçen fiyatların olduğunu duyuyoruz. Ama bu 400 bin liralar az evvel size bahsetmiş olduğum başlangıç sınıfları için bazı okulların açıkladığı fiyatlar şeklinde ben de basında gördüm. Orada peki hesaplama nasıl yapılıyor? Orada serbest bıraktı devlet zaten. Herhangi bir kısıtlama getirmediği için. Ama o 400 bin liralık, örnek veriyorum, çok yüksek gelen fiyat veliye bir sonraki yıl bu TEFE artı TÜFE bölü 2'nin artı 5'in... Üfe TÜFE mi demek istiyorsunuz? Üfe TÜFE, evet. Eski alışkanlığı... Evet, doğru, o alışkanlığı bir... biz eski insanlar... Kulağa da yakın geliyor, ben de doğru, çok uyanamadım. Doğru. Şimdi peki, 400 en yüksek mi? 400-450 duyuyoruz ama bilmiyoruz tabii, yani bu her okulun kendi inisiyatifi içinde olan bir şey. Ortalamayı söylüyorsunuz. Evet, ortalamayı. Ama ortalama, benim görüşüm, ortalama 150 ile 200 arası. Buna yemek ve işte kitap, kırtasiye gibi rakamların büyük kısmı dahil. Şimdi 150, 200, 400, 450 gibi, böyle bir gibi skala var. Peki şimdi tabii fiyatları konuşunca
özel okullarla ilgili hemen öğretmen maaşlarının gündeme geliyor. Yani çok konuşulan, düşüklüğü çok gündem olan, hani özel okul deyince şimdi bahsettiğiniz fiyatlar ortada. Bu fiyatlara öğrenci kabul ediliyorsa öğretmen maaşları neden devletin altında sorusu tabii ki şimdi, doğal olarak ortaya çıkıyor. Bir de şunu da ekleyeyim oraya. Şimdi özel okullarda özellikle de hani daha böyle özel okulların da kendi içinde, yukarıya doğru giden kısımlarında çok ciddi bir yabancı öğretmen var. İstihdamı var. Aynen. Onların maaşları da ortada. Dolayısıyla hani o anlamda mukayese yapıldığında da son derece düşük kalan. Ama zaten devletin de gerisinde kalan. İsterseniz maaşları da bir söyleyin. Hani devlette en az ne kadar, özel okulda ne kadar ve neden böyle? Şimdi biliyorsunuz devlette en düşük devlet memurunun maaşı 22 bin lira olacak gibi bir söz verildiği için devlet maaşları buna göre ayarladı. Ancak özel okullarda da, yani ciddi özel okullar zaten bu ayarlamalara hemen gittiler. Hatta bunun üzerinde, örneğin benim çalıştığım kurum bu fiyatların çok üzerinde maaşlar veriyor. En düşük maaş ne kadar sizde? Yani bu yeni başlayan, şu anda mesleğe yeni atılan kişilerde bu fiyatlar da var. 22 bin lira civarında fiyatlar ama 40 bin liraya kadar çıkan fiyatlar da var tabii ki. Bu şimdi yaptığınız skalaya bağlı. Skalada öğretmenin deneyimi, yabancı dil bilgisi, master doktora gibi özellikleri, bunların hepsi göz önüne alınarak, olabildiğince eşit davranarak, ciddi okullar bunu böyle yapıyorlar, öğretmenini mutlu etmeye çalışıyor. Öğretmen mutluluğu birinci şart, bakın ben size söyleyeyim. Eğer öğretmeniniz mutlu değilse, çalışan mutlu değilse o okulda başka şeyler, başka problemler çıkmaya başlıyor. O yüzden özel okulların hepsi öğretmenine iyi para vermek ister. Ancak velisini de tedirgin etmek istemez. Velinin oluşan iklimi, hangi sınıf insanların ve hangi gelir sahibi insanların geldiği çok önemli tabii ki okulunuza. Bu İstanbul'la Anadolu arasında çok büyük farklılıklar gösteren bir şey. Ama şunu söyleyeyim, devlet bir öğretmenine 22 bin lira civarında, hatta tam rakam söyleyeyim, 22.458 lira net maaş veriyorsa, bunun İlave maliyetlerle karşılığı 24.826 lira oluyor. Yani devlet burada 2.367 liralık bir kendi katkı veriyor. Örneğin işte SGK priminde ve benzeri şeylerde. Ama özel okula geçince bu iş farklılaşıyor. O da öğretmen, bu da öğretmen. Özel okulda 22.458 lira net maaş alan bir öğretmenin Aynısını alan, virgülden sonraki rakamına kadar alan bir öğretmenin özel okul sahibine maliyeti 34.689 lira 03 kuruş. Yani arada aşağı yukarı 10 bin liradan fazla, 10 bin lira civarında bir fark var. Bu fark ne? İşte o SGK primi, işsizlik primi, vergisi, gelir vergisi. Örneğin 22 bin net maaş olan 826 lira, 22.458 lira maaş olan bir devlet memurunun gelir vergisi hanesi sıfır. Halbuki bu taraftaki bir öğretmenin gelir vergisi 2.488 lira gelir vergisi. Bu kişiden kesilen vergi. Ayrıca işverenden kesilenlerle beraber toplamda 10 bin lirada bir fark var. Bu çok ciddi bir fark. Yani en ucuz öğretmen bize maliyeti 35 bin liralar, en ucuzu mal oluyor. Ha, bunun altında maaş verilen okullar var mıdır? Olabilir. Çünkü herkes gelirine giderine göre hesap yapıyor. Ayakta kalanlar kalıyor. Ayakta kalamayanlar maalesef okulları kapatıyor. Son birkaç yılda birkaç bin okul kapandı zaten. Anadolu'da özellikle çok büyük sıkıntılar çekildi. Ben bu yılda doğrusunu isterseniz bu konuda sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Şimdi zaten biraz bu sistemde özel okulların yerini verilerle size soracağım ama şu maaş meselesiyle ilgili dünyadaki örnekleri de merak ettim. Özel okul devlet kıyaslaması. Hiçbir fark yok arada. Çalışan gözüyle bakıyor devletler. Verilecek maaş. Şimdi Amerika ile Avrupa'yı falan karşılaştırmamak Avrupa'da lazım. Avrupa'da zaten, yani Amerika'da zaten devlet okulu yani var da hani, var tabii ama SGK gibi bir şey yok mesela. Öyle bir düzen şey yok. Öyle bir düzen yok. Avrupa'da var bu. Sosyal destekler var. Özellikle eğitimin
bizdeki ilk öğretim 8. sınıf diyeyim, oraya kadar olan kısmı zaten belediyelerin elinde. Belediye veriyor maaşını. Belediyede aşağı yukarı o maaşları çalışan bir memurun kesintileri neyse bir öğretmenin kesintileri de o. O fark etmiyor. Burada başka sübvanseler yapılıyor. Örneğin özel okullarda Avrupa'da eğer çocuk sayısını siz belediyeye bildiriyorsunuz, özel bir okul da olsanız, bu bağlı bulunduğunuz belediyeye bildiriyorsunuz, öğrenci başına belli bir miktar ücret size takviye yapılıyor. Yani sübvanse ediliyor. Ben başıma geldiği için söylüyorum, yurt dışında çocuğumu okuturken bir özel okula götürdüm. Okulun ücreti bana çok düşük geldi bir an için. Niye bu kadar düşük dedim. Siz %15'ini ödüyorsunuz, %85'ini işte falanca belediye ödeyecek dedi. Çok şaşırmıştım. Peki devletin bu işte karı ne dedim. %15 dedi. %15 kere diyor işte %15 az ödüyor devlet. Çünkü bu çocuk dedi bir devlet okuluna gitse devlete bu kadar maliyeti var. Bu maliyetin %15'ini sizden alıyor, %85'ini bize ödüyor şeklinde. Şimdi bizde de 1.100.000 tane öğrencinin devletin okullarına gittiğini farz edin. Bir anda bizim okullarımız tıkanır. Zaten bu yükü kaldıramaz. Bu yüzden devlet bir ara yaptılar. Belli oranlarda teşvikler verdiler. Bu birçok siyasi tartışmalara bile neden oldu. Aslında bence çok doğru bir yaklaşımdı. Doğru yapmak lazım. Bunu mutlaka okula yapılacak bir takviye olarak da görmemek lazım. Örneğin veliye yapılabilir. Maaşlı çalışan velinin vergisine yapılabilir. Yani belli vergi indirimleri sağlanabilir. Bu yüzden bu sektörün mutlaka desteklenmesi lazım. Siz bir tür sağlık sisteminde yapılana benzer aynen, bir modelden mi bahsediyorsunuz? Aynen bunu söylemeye çalışıyorum. Sağlıkta nasıl devlet hastanesine giderse devlete maliyeti bu. Özel hastaneye belli bir katkı sağlıyor devlet. Özel okulda da yapsınlar bunu. Yapmaları lazım zaten. Bakın şu bence anda yapamıyoruz belki. Sağlıkta da bir sürü hastane biliyorsunuz. Bunu kötüye kullanmak. Anlaşmadan dışarı çıkıldı yani orada da eskisi gibi. Kötüye kullanan da çok olur mutlaka. Devlet iyi kontrol edecek. Devletin görevi nedir? Bunu sağlamak, vatandaşının sosyal seviyesini sağlamak, refahını sağlamak devletin görevidir. Kontrolünü yapacak. Dün akşam televizyonda gördüm işte maliye birçok yerde KDV'sini ödememiş insanlara bir takım cezalar kesmiş. Yani devlet kontrolünü yaparsa bunların hepsini düzeltebilir diye düşünüyorum. Peki dediğim gibi biraz sistemin içindeki yerini biraz daha derinlemesine konuşalım özel evet. okulların. Yani Türk eğitim sisteminde özel okullar nitelik olarak, nicelik olarak nerede durur? Sayısı nedir? Ne kadar öğrenci kapasitesi vardır? An itibariyle bir konuşalım, bir anlamaya milyon konuşalım. Bin, evet, 1 milyon 100 bin civarında öğrenci var. Hı-hı. Ama okullar açılmadığı için... Türkiye'deki sayısının yüzde kaçı? %9-10'u. %10'u. Yani daha yüksekti aslında. %14'lere kadar çıkmıştı. Bu pandemi ve işte ekonomik krizler bunu biraz aşağıya indirdi. 1 milyon 400 bin öğrenciydi. 1 milyon 100 civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü sayılar daha netleşmedi. Okullar açılmadığı için bir önceki yılın sayılarından evet. üzerinden konuşuyorum. Peki okullar açıldığında siz bunun daha da aşağı inmesini mi bekliyorsunuz yoksa farklı bir beklentiniz mi var? Şöyle, bu sene özel okullara ilgi gittikçe artıyor. Öyle bir durum da var. Hatta neye bunu, bağlıyorsunuz bunu? Eğitimin kalitesine. Hani eğitimin ekonomik gerekçelerle eğer geçen insanlar, azalma bakın, insanlar en evet dönem. İnsanlar en kıymetli varlığını canını dişine takarak bu okullarda çocuklarını okutmak istiyor. Çünkü onlar hepimizden daha iyi görüyorlar. Diyorlar ki bu kaliteyi benim çocuğuma vermem lazım. Ben yatırımı bu yönde yapacağım. Bütün canını dişine takarak, parasını ödeyerek çocuklarını okutmak istiyorlar. Gerçekten nitelik açısından tartışılmaz bir üstünlük olduğu da bir gerçek. Sınav başarısından konuşmuyorum. Sınav başarısında da özel okullar aynı şeyi gösteriyor mu diye sorabilirsiniz. Soru hayır, hayır olmayabilir. Ama bakın, eğitim sadece sınav sonucuna göre yapılan bir şey değildir. O zaman sadece dershanelerin çalışması lazım memlekette. Ve öyle değil ki. Okul bir süreç. Temel eğitim süreci var. Ondan sonra kazanılan becerilerin bir takım aksiyona dönüşmesi süreci var. Lise eğitimi kesinlikle bir kültür eğitimidir. Çocuğunuz bütün bunları üst üste koyduğu zaman bir sonuç alabiliyorsunuz. Üniversite
Ya, üniversiteye herkes gidiyor zaten artık. Şimdi tabii üniversiteye herkes gidiyor da hangi üniversiteye herkes şimdi gidiyor? Şimdi şöyle. Önemli. Şimdi özel okullara benim en azından kendi öğrencilik dönemimden hatırladığım iki temel motivasyonu vardı benim. Yabancı dil. Yabancı dil. Birinci sırada bu vardı. İkincisi de %1'lik dilimde bir okula girebilmesi orada aldığı eğitimle. Elbette, elbette. Bütün bunlar var. Ayrı zamanda şu anda maalesef benim de çok, hani kendim de bu sıralardan bu şekilde geçmiş birisi olarak söylüyorum. Müthiş bir yurt dışı ilgisi var. Müthiş ama. Öyle mi? Lisede, evet. Lise çağında bile. Yani liseyi bitireyim ben hemen bir yurt dışı üniversiteye gideyim. Anladım. Süreci lise çok artıyor. Anladım. Ben lise için gönderiyorlar sandım. Yok, pardon, lise için de ufak tefek var tabii ki. Bu tabii ki insanların ekonomik durumuna bağlı bir şey. Bizim okullarımızın yurt dışında, yani özel okulların büyük bir kısmının sizin az evvel söylediğiniz gibi çok ciddi yabancı dil öğretmeni veya yabancı öğretmen desteği var. Hı hı. Yabancı öğretmenlerin hani kalitesi, ayrıca kalitelisini almaya çalışıyorsunuz. Elbette bu biraz da maliyet getiriyor. Ancak dövizin son dönemdeki artışları buna biraz şu anda eski hızla yabancıların görev kabul etmesinde de maalesef bir takım sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Ayrıca çok başıma geldiği için söylüyorum. Yabancı öğretmen alacağız. İşte yurt dışından online görüşme yapıyoruz falan. İstanbul'da deprem olacakmış diyor. Bu çok acı bir şey. Çok üzülerek insan bunu, yani orada bile bu haberler yayılmış. İstanbul'a gidersen depremde başına bir şey gelebilir korkusu insanlarda yayılmış durumda. Çok ilgi duyan da var. Sonuçta burada artık hani expat dediğimiz kişiler var. Onlardan biz ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ama iyisini alabilmek önemli. Yani yüzlerce kişiyle görüşüyorsunuz. Bir tanesini, iki tanesini alabiliyorsunuz. Orada da hepsi iyi diye bir şey yok. Bizim kendi öğretmenlerimiz için de geçerli bu. Özel okullar öğretmenin iyisini almak için mecburen taşın altına elini koyuyor. Bu yüzden maliyetler yükseliyor. Peki. Dünyada fiyatlar nasıl? Özel okul fiyatları Avrupa'da mesela. Avrupa'da devlet desteği fazlasıyla olduğu için şimdi nereye baktığınıza bağlı. İngiltere geldi ilk aklıma. Hani İngiltere'de pahalı, çok pahalı. İngiltere'de, İsviçre'de çok, tabii markalaşmış, bayağı ciddi markalaşmış okullar var. Mesela ben İsviçre'de okul biliyorum, yıllığı 150 bin dolar. Tabii İsviçre çok, nasıl diyeyim, yani biraz yine %1'lik dilime, dünyanın %1'lik dilimine de hitap eden bir yer. Ben daha ziyade ortalamaları soruyorum. İngiltere'de niye telaffuz ettim? Çok Türk nüfusu olan yerleri düşündüğüm için evet, aklıma İngiltere. Evet, evet. Almanya da olabilir. Fransa da olabilir bu. Hani ben İngiltere'de yani böyle bir 13 bin pound'a falan. 13-15 bin pound civarında olduğunu evet, düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Anaokulundan itibaren, yani okul öncesi eğitimden itibaren, mesela bunu gördüm ben, belli okullara çocuğunu yatırmak için doğduktan sonra para ödemeye başlıyorlar. Burada çok birkaç tane kurallar, bir şeyler. Tabii birkaç tane. Bizde de aynı şeyi yaşıyoruz bizde. Ama buradan bu İngiltere bu parayı tahsil edebiliyor. Diyor ki tamam, bir yaşına itibaren bana şu yaşa kadar belli bir, o okulları kastediyorum tabii, ödemeye devam edeceksin diyor. Yani tabii şöyle bakınca hani 13 bin, 14 bin pound, tabii pound Türk lirasına çevirince korkunç bir şey çıkıyor. Şey oluyor tabii. Yani çok sevimli durmuyor da hani birebir alsanız, hani aynı karşılıkta olsa, hani 14 bin, 13 evet, bin pound, 13, 14 bin lira gibi evet, olsa yani evet, o makul bir seviye. Evet. Şimdi şöyle, Avrupa'nın büyük bir kısmında aslında okullara özel okul pek denmiyor. Özel okuldan... Su alın isterseniz. Pardon. Yok, hiç önemli değil. Oluyor böyle. Çok konuşunca insan bütün gün akşam saatlerinde bir ses evet, bizim yokluyor. Dediğimiz private school demiyorlar. Free school diyorlar. Serbest okullar. Serbest okullar da genellikle oradaki... bir takım kişilerin kurduğu vakıflar ve benzeri kuruluşlarla yürütülen okullar. Hatta onların bir kısmına veli organizasyonları da okulun işlerliğinin içinde bizzat rol alıyorlar. Bir free school oluşturarak belli bir veli grubu veyahut işte müteşebbis grubu belediyeye de müracaat ederek de belediyenin de katkısını alarak bir özel okul oluşturabiliyor. Ve hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler çıkıyor orada. Mesela bizim gibi
serbest ekonomi içindeki bir ülke de az evvel bahsettiğim %10'u, hadi maksimum %14'ü bulduğumuz yerlerde hiç ummayacağınız, hani biraz da kapitalist bir ülke diye baktığınız ülkelerde bu sayıların çok yükseklere gittiğini görüyorsunuz. Hatta biraz da sosyal demokrat gibi görünen, mesela Danimarka gibi, Norveç gibi, İsveç gibi ülkelerde bu özel okula öğrenci gönderme yüzdesi bizim 2-3 mislimize kadar çıkabiliyor. Ya, sürpriz değil tabii kuzey ülkeleri için. Çok sürpriz değil. Bir şey merak ettim. Şimdi yeni bir kıyaslama yaparak gidelim madem öyle. Bizim özel okulların öğrencileriyle işte bu saydığınız ülkelerin öğrencilerini akademik başarı olarak kıyasladığınızda ve dil becerisi olarak kıyasladığınızda nasıl bir görüntü? İnanılmaz başarılıyız. Öyle İnanılmaz. Mi? Ama bu ülkemizdeki öğrenci sayısının içinde çok büyük bir yüzde teşkil etmiyor. Orada yani kendi öğrencileriniz içindeki yüzdeyi söyleyin mesela. Hani yüzde şöyle, bu sene mesela biz daha çok burada hani artık ailesini terk edip gidip başka bir üniversitede, yurt dışında bir üniversite okuyabilir kısmını biliyorsunuz lise sonundan itibaren görmeye başlıyoruz. Bizim MEF okullarından örnek vereyim. Biz uluslararası bir okulumuz var. Uluslararası okuldaki öğrencinin tamamı yabancı zaten. İstanbul'daki ekspatların çocukları, şirket veyahut konsolosluk çalışanlarının çocukları okuyor. Bunların %100'ü yurt dışı üniversitelere gidiyor, hem de çok yüksek yüzdeyle. Ama şöyle. Ben Türkleri merak ediyorum. Türklerde de maalesef şu anda %80'i bulduk artık. Ve ama büyük bir kısmı çok büyük burslarla gidiyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela British Columbia'ya bu sene bir öğrencimiz gitti. Dünyada bir kişiye verilen bursu aldı. Tokyo Üniversitesi'ne bir öğrencimiz gitti. O da 5 yıllık bir burs aldı. Hatta Japon hükümetinden şimdi bu aralar bir teklif geldi. En kısa zamanda davet ediyorlar. Birkaç arkadaş gideceğiz. Japon hükümeti bizden öğrenci istiyor. Yani nereye çocuklarımızı gönderirsek, ben daha evvel başka özel okul, iki özel okulda da çalıştım. Orada da aynı şeyleri yaşamıştım. Çocuklarımızı nereye gönderirsek gerçekten oranın yıldızı oluyorlar. Bu bir gerçek. Peki siz ne kadar, ne oranda burs veriyorsunuz? Özel okullardaki bursluluk oranı nasıl? Özel okullarda %3 dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu bir burs var. Bunu işte mesela deprem döneminde depremden gelen öğrencilerden birçok öğrenciye bu konuda yardımcı olduk. Bütün özel okullar böyle bir organizasyon yaptık. Biz dernek olarak da bu organizasyonun içindeydik. Bu sayı %10'a kadar çıkabilir. Yani cironuzun %10'unu geçmeyecek sayıya kadar gelebilir. Bunu başarıya bağlı vermek, evet, veren okullar var, vermeyen okullar var. Örneğin 8. sınıfı bitirmiş, bu OKS sınavına girmiş ve bu sınavda belli bir başarı puanını tutturmuş çocuklara veriyoruz. Aşağıdaki şeylerde ise çocukların özel durumları burada çok önemli. Bir örnek vereyim. Annesini veya babasını kaybetmiş çocuklarımız olabiliyor. Aslında baba düzenli parasını ödeyen birisiydi. Bir anda aile bu anlamda bir sıkıntıya düşebiliyor. Bu çocuklara yardımcı kesinlikle oluyoruz. Kurum olarak zaten böyle bir misyonumuz da var bizim. Bunu da yapıyoruz. Onun dışında bir anda büyük bir ekonomik şey yaşamış. Ne bileyim, yangın, deprem, efendime söyleyeyim, soygun. Bu şekilde talepler oluyor zaman zaman. Bu öğrencilerimizi yararlandırıyoruz. Onun dışında yani ilkokul sınıflarında zaten sınav yok. Hangi başarıya neyi vereceksiniz gibi bir durum olduğu için bunu daha çok 8. sınıftan sonraki sınıflarda yapıyoruz. Peki. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum size. Yani tabii yani siz hani özel okulları temsilen konuşuyorsunuz, evet, ama en nihayetinde sistemin içindesiniz. Eğitim tabii sisteminin yıllardır içindesiniz. Devlet okulları tecrübeniz var. Dolayısıyla değerli tespitleriniz, derinlikli tespitleriniz vardır diye düşünüyorum. Yani bizim eğitim sistemiyle ilgili gözlediğiniz temel sıkıntı, daha doğrusu o sıkıntının, sorunun da özü nedir o her neyse? Şimdi bir defa işin bir numaralı unsuru öğretmen yetiştirme.
Eskiden devletimiz biliyorsunuz köy enstitüleriyle başlayan bir öğretmen yetiştirme süreci yapmıştı. Ve bu süreç daha sonra öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri süreciyle devam etti. Fakat zaman içinde bu okulların etkinlikleri azaldı ve hatta büyük bir kısmı yok oldu. Öğretmeni yetiştirmek lazım. Öğretmen bu işin bir numaralı unsuru. Sadece yetiştirmek değil mi? Az evvel söylediğim gibi mutlu da etmek lazım. Ekonomik olarak mutlu etmek lazım. Yurt dışında hemen araya gireyim. Onu sormayı unuttum. Öğretmen maaşları nasıl ortalama? Yani çok yüksek değil. Ama düşük de değil. O zaten devletlerin sistemleri öğretmeni de, memuru da, ne bileyim her türlü çalışanı da belli bir standartta tutmaya şey olmuş, düzenlenmiş. Bu yüzden öğretmen maaşları elbette hastanelerde çalışan doktorlar kadar değil. O bir gerçek. Ama kötü de değil. Örneğin karı koca bir öğretmen Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde iyi bir semtte, iyi bir evde ev satın alıp oturabilir. Yıllar içinde borcunu öder, bizdeki daha belki burada da kullanılan şimdi olmayan sistem var ya, aracını alabilir, iyi bir araç alabilir. Çocuklarını yine bahsetmiş olduğum free school gibi tipi yerlerde de okutabilir. Bizde şu anda İstanbul'da karı koca bir öğretmenin hayatiyetini devam ettirmesi son kira zamlarıyla beraber maalesef sıkıntıya girdi. Bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Eğitim sistemi açısından da düşünecek olursak onu da söyleyeyim. Çok önemli eksiklerimiz yok ama artık kabuk değiştirmeye ihtiyacımız var. Biz hala bilgi odaklı bir eğitimin peşinden koşuyoruz. Çocukları bilgi yüklemeye çalışıyoruz. Beceri odaklı eğitime geçmedik, geçemedik tam olarak. Ne demek beceri odaklı eğitim? Örnek vereyim. Belki, hemen size örnek vereyim. İki sene evvel Kanada'ya gittim. Kanada'da bir lise ayarında bir okul geziyorum. Dedim buradan sonra bir tane de bir meslek okuluna götürseniz beni, orada ne yapıyorlar bir göreyim anlamında. Bizde meslek okulu yok dediler. Bizde çocuklarımızın hepsi mesleği burada öğrenir dediler. Hakikaten bir atölyeye götürdüler beni. Mübalağasız söylüyorum. Büyük bir liseydi tabii ama mübalağa söylüyorum. Atölyede 1000 civarında araç vardı. Üst üste koymuşlar hurda araçları. Çocukların yüzü gözü yağ pas içinde. O sınıf orada ders yapıyor işte. Lastik sökmeyi takmıyor. Peki neden bunu burada bu kadar zorlayıcı da biraz yani buldum. Kızlar falan, aynı kız öğrenciler falan bir görseniz tulumları giymişler. Yağ pas içinde çalışıyorlar. Bu ülkede dediler bir öğrenci araba kullanmasını mutlaka bilir. Ama aynı zamanda bu şehirden bu şehire giderken yolda lastiği patlarsa, onu değiştiremezse ölür dediler. Çünkü her yerde telefon çekmeyebilir. Çok büyük bir ülke olduğu için o buzda -40 derecede duracak, lastiğini değiştirecek. Bir basit örnek olsun diye söyledim. İlik açar, düğme dikerden tutun da her türlü, Avrupa'da mesela çok yaygın, özellikle İskandinavlarda çok yaygın. El becerileri, yemek yapma. Şimdi şöyle, her yaşın bir özelliği var. 4 yaşın bir özelliği, 5 yaşın özelliği. Yani şu, ne demek istiyorum? 6 yaşını bitiren çocuk şu becerileri kazanmıştır gibi bir sistem kurmamız lazım. İlkokul 3. sınıfı bitiren çocuk şu kadar kitabı yılda okur. Efendime söyleyeyim, kendini şu kadar ifade eder. Şöyle bir not yazar veya şöyle bir ödev yapabilir. Bunlar yani sadece öğretmenin verdiği ödevi yapmakla falan olmuyor bu. O yaş grubu özelliklerini kazandırmamız lazım. Bunlar beceri eğitiminin bir parçasıdır. Biz de kağıt üzerindeki söylenenleri yapıyoruz. Belli sayıda matematik sorusu çözüyoruz. İşte efendim fizik sorusu çözüyoruz. Hadi bakalım üniversiteye gidiyoruz. Üniversiteye gittiğimiz zaman çamaşırımızı yıkamadık. Nasıl yıkayacağımızı bilmiyoruz. Hele başka bir şehre gittiysek. Çocuk orada perişan oluyor. Aç kalıyor. Hani zaman içinde bazı şeyler öğrenebiliyor. Beceriler belli bir yaşa geldiği için onu da yapabilir. Öbür türlü yapamaz. Ama Avrupalı'nın çocuğunu valla ilkokulu bitiren, yani bizim 5. sınıfı diyelim, bitiren bizde 4. oldu, onlar da hala 5. 5. sınıfı bitiren bir çocuğu bırakın dağda yaşar. O kadar beceri kazanmıştır. Hangi otun yiyeceğini, hangi ağaç kökünü yiyeceğini bilir. Peki. Bunlar çok önemli şeyler.
Erdoğan Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değişik bakış açılarıyla yorumladınız konuyu. Erdoğan Bozdemir, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili MEF Okulları Genel Müdürü. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz, sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir ara. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci konuğumuzu davet edelim. Sedat Zincir Kıran, İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Merhaba sen. Şimdi okullardan başladık. İşin yemek tarafıyla devam edelim dedik. Dolayısıyla sizi de yayına davet ettik bu amaçla. Şimdi bir yemek ücreti ne kadar olacak özel okullarda şimdi yeni öğretim eğitim yılında? Evet, şimdi efendim aşağı yukarı bunlar tabii menülerle de ilintili ama 80 lira, 90 liralar civarına geliyor. Çocuğun ödeyeceği bir öğlen yemeği. Burada yalnız tabii okullarda şöyle bir şey var, kuşluk var, kahvaltı var. Yani oradaki burada fiyatları falan değerlendirirken bunun içinde ne var onlara da tabii bakmak lazım. Ortalamasını soruyorum ben. Yani ortalama bir aylık çocuğun özel okuldaki yemek maliyeti nedir? Günlük olarak söyleyeyim. Günlük olarak aşağı yukarı yemek 80 lira olacak. 80 lira. 80 lira. Evet 80 lira. 85 lira şeylere göre oynuyor. Şimdi burada tabii bizim birinci şeyimiz öğrencilerimize sağlıklı bir şey verebilmek. Hijyenik açıdan. Bunu sağladıktan sonra çocuğun bu sefer beslenmesine ve büyümesine destek olacak besinlerden yapmak lazım. Oluşturmak lazım menüleri. Bu da tabii protein giriyor burada. Zaten şimdi Türkiye'deki en büyük problem çocuk beslenmesinde proteinin fiyatlarından dolayı bunları da menülere koyduğunuz zaman yani et bu sefer çok yüksek fiyatlara gidiyor iş. Burada şöyle bir şey size söyleyeyim. 22 Eylül'den şimdi Ağustos'a kadar mesela dana etinde %100-%170 gibi var. Yükselme var fiyatta. Nasıl olacak bu? Tavukta %110 var. Daha falan hiç saymıyoruz. Burada çalışanlara bizlerin verdiği yılbaşında bizim yaptığımız zamlar ilgili. Asgari ücretle ilgili. Ondan sonra en son tabii Temmuz'da yapılanlar. Bunun üstüne son geçen Eylül'den beri gelen yakıt zamları yalnız %65 gibi geliyor. Ne oluyor? Halden başlıyor. Ta sebzeden başlıyor, meyveden başlıyor. Bütün bu yükseliyor fiyatlar. Yani bunu yaparak, indirerek yapabilme yok. İmkanı yok. Kalmadı artık. Böyle bir şey kalmadı. Şimdi anladım ben sizin dediklerinizi ama şöyle şikayetler var. Yani bu söylediğiniz maliyetleri de aşan oranda fahiş zamlar aldıklarını, aşırı ücret talepleri aldıklarını söyleyen veliler de var. Nedir buna cevabınız? Yani böyle enflasyonun üzerinde artışlardan şikayet edenler var.
Şudur oradaki, onu da söyleyeyim. Orada da şöyle bir şey var. Yani velilere de bu şey kalkıp bir şekilde anlatılamıyor. Bizler hani işte çıktığımız zaman, sağ olun sizler böyle davet edip şey yaptığımızda anlatıyoruz. Şimdi yemeği biz pişirdikten sonra getiriyoruz, veriyoruz okula. Ondan sonrası okulun şeyi, değerlendirmesi. Şöyle düşünün, yemeği ben şimdi yaptım, getirdim. Ben orada 700 tane şey var, öğrenci var. Nerede onu şey yapacağım, yedireceğim? Bina lazım, yer lazım. Bunun da şimdi ısıtması var, soğutması var, temizliği var. Bir de böyle hani kalkıp böyle ne bileyim bin şeyde metrekarenin zaten altında bir şey yapamazsın yemekhane. Yani çocuklara bunu şey yapacağım. Dolayısıyla okulda bunları şey yapıyor, değerlendiriyor ve bunun üstüne o şeyleri de koyunca, maliyetleri de geliyor fiyatlar bir takım yerlere. Yükseliyor, doğru söylüyorsunuz. Ama yani burada hani tarafları da dinlemek lazım. Ve bütün bu şeyler, hizmetler para tutuyor sonunda. Ha, diyeceksiniz ki ya işte böyle şey olduğu zaman bir şey çocuğun işte yemeği için 110 lira, 120 lira verilir mi diyeceksiniz. Gel şey gör ki bütün bunları hani topladığın zaman üst üste koy, yemek şeyi, oradaki efendim hizmet şeyi, onun üstüne işte yerin şeyi, değerlendirmesi, ısıtması, soğutması, temizliği dediğin anda zaten varıyor buralara. Yani şunu ben tekrar burada şey ifade edeyim. Böyle hani burada böyle çok büyük karlar da şeyler falan yok. Yok. Zaten 2022'den bugünlere çok zor geldi. Yani böyle devamlı bu şeylerin, fiyatların, gıda, yemeğin şeyi, bileşenlerinin böyle kalkmasıyla bütün şeyler, fiyatlar çok zor gelindi. Peki. Sedat Bey, şimdi sizin sektöre ilişkin sorular soracağım ama bir şey merak ettim. Özel okullarda yemek zorunlu mu? Özel okullarda yemek, hayır, zorunlu diye bir şey yok ama ne yapacaksınız? Yani çocuk şimdi bir kere bu şeyler, okullar şehrin böyle göbeğinde değil. Bir, zaten çocuğu sizin bir şeyde zaptırapt altında tutabilmeniz lazım. Çocuğu şeyde çıkaramazsınız dışarı. Çıkaramayacağına göre nasıl bu şey beslenecek? Kantinde mi beslenecek? Öyle bir sayıda çocuk değil. Ne yapmanız lazım? Bir şekilde belli şeyler, menüler şeyinde, çerçevesinde bu şeyi yapmanız lazım, beslenmeyi. Ha, mesela diyelim ki işte ne bileyim 500 tane şey var, talebe var orada. 500 tane talebenin 400'ü şey yapıyor, 100'ü de ben diyor bu şeyi ödemem yemek parasını. Bu sefer bakın başka işler oluyor. Bu işin bir de çocuklar açısından işin psikolojik şey tarafı da var. Çocuk şeye giremiyor arkadaşlarıyla. Yemekhaneye giremiyor. Çünkü yemekhanedeki o şeyin sayının falan kontrol edilmesi lazım. Kontrollü olması lazım. Ya işte turnikelerden ya şeylerden. Dolayısıyla böyle tuhaf şeyler, durumlar oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Hani çocuk velisi illa da ben hani para falan vermem derse bir şekilde çocuk orada evden getirdiği şeyi arkadaşlarının yanında olmamak pahasına yiyebilir. Şöyle bir şey var. Bak şunu şey Zeynep Hanım söylemek istedim. Çocuğun efendim beslenmesi bir kere bizler için de, yani biz de şimdi bu şeyin sektörün işte
başını çeken, şey yapan kişileriz. Çocuğun bir kere beslenmesi çok kutsal bir iş. Yani burada yok, fiyatlar arttı, bilmem ne işte o şey yaptı. Burada işin bir kere kalitesinden, gıdaların kalitesinden en ufak bir taviz filan verilmez. Verilmemeli de. Yani buradaki şartlar, ekonomik şartlar bizleri yemekçiyi de şeyi de okulu da ne kadar şey yaparsa yapsın, zorlarsa zorlasın. Bir kere bizim çocuğu güzel şey yapabileceğimiz, besleyebileceğimiz şeylerle gıdalarla şey yapmamız lazım. Oluşturmamız lazım bütün bu şeyi, yemekleri. Fakat çocuklarda da şöyle bir şey var. Bugün yani kalktığın zaman diyeceksiniz ki işte kıymalı şey, mercimek, kırmızı mercimek son derece şey besleyicidir. Bunu çocuğa verelim. İşte kuru fasulyeyi verelim. Bu iş maalesef böyle şey yapmıyor, gitmiyor. Çocuğun sevdiği pizzası vardır. Çocuğun sevdiği işte ne vardır? Hamburgeri vardır. Bunları böyle menüler içerisinde serpiştirerek bir gün belki çocuğa o sevdiğini vereceksiniz. Ondan sonraki günde bizlerin inandığımız bu çocuğun hani yemesi için şeydir. Bu şekilde besleyelim denilen misal mercimeği yedireceksiniz. Ama bunun çok böyle dengeli bir şekilde yapılması Peki. gerekiyor. Peki Sedat Bey, şimdi son konuğuma çok az bir vakit kaldığı için sizinle sohbetimizi burada noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, cevapladığınız için sorularımızı. İyi akşamlar diliyorum. Bir Günhan Sınar'a dönelim. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı. Günhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Ben deyim, eksik olmayın. Sağ olun. Şimdi tabii size de tabii servis ücretlerini sorarak başlayacağım. Evet, şimdi evet. Belli oldu. Bir onu da söyleyin. Fiyat nasıl? Geçen seneye kıyasla ne kadar arttı? Bir de tabii özel okullarda bir farklılaşma oluyor. Orada nedir durum? Önce fiyattan başlayalım. Geçen seneye oranla %60 oranında bir artış oldu. İlk dilimde 0-1 dediğimiz kilometre dilimi 1300 lira oldu. Evet, burada %65 bir artış oldu. Ama diğer dilimlerde %60 bir artış oldu. İlk dilim dediğim gibi 0-1 kilometre 1300 lira. 23-25 kilometrede 3042 lira. Tabii bunlara %35 de rehber personel ücreti ekleniyor. Rehber personel ücreti biliyorsunuz. Rehber personelin kullanılması zorunlu olan okullarda. Peki, yani yılın geri kalanında nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii biraz enflasyonist bir ortamda hareket ediyoruz. Siz tabii ekonomist olarak çok daha iyi takip ediyorsunuz. Tabii biz de kendi işleyişimizde yaşıyoruz bunu. Yani herhalde bu şekilde devam edersek, Merkez Bankamızda biliyorsunuz enflasyon tahmini revize etti. Herhalde Ocak ayında yeni bir düzeltme, belki de Ocak ayını bulmadan hani yeni bir düzeltme olabilir. Ama bu noktada şimdi hani bu rakamlar, ücretler çok yüksek ücretler değil aslında. Yani servis hizmeti özel bir hizmet. Burada 1300 lira 0-1 kilometrede 16 çocuk taşıdığınızı düşünürseniz 18-19 bin lira para yapar. Yani hani bunlar çok yüksek rakamlar değil ama özel okullarda biliyorsunuz bazı sorunlar yaşıyoruz. Özel okullarda işte bu tarifeye uyulmuyor. Devlet okullarının yanı sıra özel okullarda işte yüksek ücretler, 2-3 kat ücretler alındığı söyleniyor. Neden biraz, peki? Neden bu fark var? Niye özel okula devlet okulu arasında böyle bir uçurum oluşuyor? 2-3 katı alınıyor diyorsunuz. Yani evet. Neden oluşuyor? Çünkü orada işleyişte bir sıkıntı var, bir çarpıklık var. Şöyle ki, şimdi özel okul tabii sonuçta bir ticarethane. Ben daha önceki yayınlarınızı da şimdi benden öncekileri de seyrettim. Tabii orada özel okulda sonuçta bir ticaret yapıyor, para kazanmaya çalışıyor. Ama özel okullar bu hani işini direkt bir servisçi esnafına vermiyor. Bir şirketle anlaşıyor, taşımacı şirketle anlaşıyor.
taşımacı şirketle sözleşme yapıyor. Daha bu sözleşmeyi yaparken aralarındaki anlaşma, işte özel öğretmen servisi, özel işte sosyal etkinliklere vesaire gibi yerlere servis hizmeti, belki işte okulun müdürüne, müdür yardımcısına belki sene içinde kullanabileceği bir kiralık araç gibi talepler sunuyorlar. Tabii hepsi değil. Bazı özel okullar. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Biz de bunu taşımacı şirketlerden duyuyoruz. Şimdi bunlar daha işin başında veliye yansıyor. Ücret olarak veliye yansıyor. Şimdi taşımacı şirketlerin burada öz mal araçları yok büyük oranda. Ne yapıyorlar? Taşımacı şirketler özel okulla bir sözleşme imzalıyorlar ve sağda aşağıda dönüyorlar benim meslektaşlarıma. Yani İstanbul Servis Esnafı'na dönüyorlar. Bu arada bizim İstanbul'da 59 bin tane tahtitli servis plakamız var. 59 bin aracın 25 bini geçen sene Büyükşehir Belediyesi'nden güzergah kullanım izin belgesi alarak taşımacılık yapmış. Dolayısıyla bu özel okulların sözleşmesini imzalayan taşımacı şirketler, ki bazı özel okulların kendi şirketleri var, taşıma şirketleri var, parantez içinde onu da belirteyim, dönüyorlar. Öz mal araçları olmadığı ya da yetersiz olduğu için bizim meslektaşlarımızla sözleşme yapıyorlar. Burada bizim meslektaşlarımız da mağdur. Niye mağdur? İşte %50, %60 komisyonla çalışıyorlar bu taşımacı şirketlerde. Hatta öyle şeyler var ki, yani örnekler var ki, hala Mayıs-Haziran ayını almayı bekleyen bu özel okullarda benim esnafım var. Yani çalışmış aracıyla, emeğiyle. İşte özel okulda o taşımacı şirketle sözleşme yapmış, çalışmış. Mayıs-Haziran ayını almaya çalışıyor hala. Bir taraftan da veli haklı olarak diyor ki ben çok yüksek ücret ödüyorum. Aşağıda benim meslektaşım diyor ki ben %50 komisyon ediyorum. Mayıs-Haziran paramı hala alabilmiş değilim. Dolayısıyla buradaki düzenlemede bir yanlışlık var, bir çarpıklık var. İlişkinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çözüm ne? Çözüm şu, bakın hep söylüyorum. Yani zaten hani... Tabiri yerindeyse bu arabalar dışarıdan bir yerden gelmiyor. İstanbul'daki araç filosu zaten İstanbul Servis Esnafı'nın büyük oranda %80-90 oranında zaten araç bireysel taşımacının. Dolayısıyla hani devlet okullarında da mutlaka bazı sorunlar oluyordur. Devlet okullarında da bazen taşımacı şirketler sözleşmeyi almıştır. Ama genel anlamda devlet okullarında bireysel esnaf, bizim gibi taşımacı esnaflar sözleşme yapıyor. Orada bir düzenleme var. Özel okullarda da aradan, hep söylüyorum, hani velilerimiz şikayetçiyse burada, yetkililerimiz şikayetçiyse burada bir düzenleme yapalım. Aradan aracıları çıkartalım. İstanbul Servis Esnafı zaten araç kendisinin, emek kendisinin, rehber personeller çoğu zaman işte eşleri, kızları, çocukları, akrabaları, yani hani işte kendilerinin. Dolayısıyla hani burada aradan aracı firmalar, taşımacı şirketler çıkarılsın. İstanbul Servis Esnafı aynı kalitede zaten kendi aracıyla hizmeti veriyor. Bunu yapalım diyoruz. Bu düzenlemeyi hayata geçirelim bir an önce. Günhan Bey, bütün özel okullar bu aracı kurum hizmeti mi alıyor? Bazıları dediniz diye anladım. Yani şöyle, genelde yüzde, yani özel okulların hemen hemen hepsi mutlaka, yani çok azdır hani İstanbul'da özel, hani çok böyle spesifik örnekler vardır. Bir tane iki tane belki, ama onun dışında genel anlamda şirketlerle anlaşıyorlar. Ve o baştan söylediğim gibi o şirketlerden bazı talepleri oluyor, ama tabii hepsinin de talebi oluyor demek doğru değil, ama hani burada bazı talepler olduğu ortada. Dolayısıyla hani bazen özel okullar diyorlar ki ben duyuyorum. İşte sizin yayınlarınıza çıktıkları da başka kanal. Ya bizim böyle taleplerimiz yok. Madem sizin böyle talepleriniz yok taşımacı şirketlerden, bu taşımacı şirketler sizin öğrencilerinizi taşıyorlar. Siz bunlardan ücret alıyorsunuz okutmak için. Neden müdahil olup bu taşımacı şirketlerin aldıkları yüksek ücretleri sorunu kökünden çözmüyorsunuz? Neden müdahil olmuyorsunuz? O zaman da akla bu soru geliyor. Dolayısıyla burada mutlaka yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Yani burada taşımacı şirketler madem burada işi çözülmez hale getiriyorlar, sokuyorlar. O zaman İstanbul Servis Esnafı hazır. İstanbul Servis Esnafı'nın filosu, araç filosu da biraz önce andım, yeterli. Sayısını da söyledim. Dolayısıyla aradan taşımacı şirketler çıktığı takdirde biz bunu yetkililere de söylüyoruz. İstanbul Servis Esnafı bu işin üstesinden gelmeye hazır. Yani aradan onlar çıkarsa devletle aynı seviyeye mi gelecek özel okul servis fiyatları? Tabii ki, yani UKOME tarifesinden devlet okulları da zaten, hani siz basın yayın kuruluşlarısınız. Devlet okullarından hani bir şikayet geliyorsa özel okullardan 100 geliyor. Yani bu zaten artık
yadsınamaz bir gerçek olmuş durumda. Dolayısıyla biz hep diyoruz ki burada biz hazırız. Aradan aracıları çıkartın. Öğrenci velisi de mutlu olsun. Servisçi esnafı da hak ettiği ücretleri kazansın diyoruz. Peki şöyle son iki dakikada bir hızlı sektör toparlaması ve değerlendirmesi de yapalım. Bu yılla ilgili beklentileriniz, sıkıntılarınız, değerlendirmeniz nasıl sektörde? Nasıl bir gidişat öngörüyorsunuz? Bir küçülme endişeniz var mı? Herhangi bir küçülme endişemiz yok. Yani hani şöyle bir endişemiz olabilir mi? Belki hani özel okullardan yeteri kadar ücret alamayan servisçi esnafı özel okul yapmamayı düşünebilir mi? Hani belki bunlar olabilir ama biraz önce söylediğim gibi Ocak ayına doğru mutlaka tarifede yeni bir düzenleme olacaktır. Belki Ocak ayına bile gelmeden. Hani nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Ne kadar olur? Yani herhalde bir tabii tahmin, enflasyon tahminleri. Çünkü bizim aldığımız farklar tamamen enflasyonla orantılı farklar. Herhalde hani yine Ocak'ta %30, %40 bir düzeltme olur gibi görüyorum. Ama onun dışında yani fazla yani Ocak'ta servis ücretlerine %30, %40 zam mı? Talep edeceğiz. Öyle gözüküyor. Tabii biz talep ediyoruz. Karar veren UKOME İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Böyle bir durum söz konusu. Mutlaka Ocak ayına doğru geldiğimizde yeni bir düzenlemede bu enflasyonist ortamda gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Vaktimiz varsa bir iki kelime de korsan taşımacılık buyurun için lütfen söylemek isterim. Şimdi biz velilerimizi hep uyarıyoruz. Komşu servis, işte öğrenciyle işte apartman görevlilerine 4-5 öğrenci birleştirelim, verelim. O işte komşumuz 3-4 öğrenciyi götürsün, yarı fiyatını verelim. Bakın bunların hepsi korsan servistir. Şimdi neden? Şimdi bizim şoförlerimiz, bizim meslektaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden düzenli eğitim alıyorlar. Milli Eğitim'den alıyorlar, emniyetten alıyorlar. Bakın alkol ve uyuşturucu testi yaptırıyorlar her sene. Sabıka kaydı, sağlık raporu, psikoteknik raporu, bütün bunları sisteme girerek, yenileyerek öğrenci taşıyorlar. Keza rehber personeller de öyle. Demek ki biz bir eğitim alarak öğrenci taşıyoruz. Şimdi apartman görevlimizin, komşumuz bize dışarıdan çok iyi insanlar olarak gözükebilirler ama bunların ne kadar araç kullanabildikleri, psikoteknik durumları, diğer durumlarını bilemezsiniz. Bu özel bir hizmettir, özel bir iştir. Şimdi eğer hani çocuk taşımak bu kadar kolaysa neden servis araçları yönetmeliği var? Neden Büyükşehir Belediyesi'nin servis yönergesi var? Orada araç nitelikleri belli, şoförlerin, rehber personellerin nitelikleri belli. Demek ki bu özel bir eğitim isteyen bir alan. Dolayısıyla İstanbul'da 34 LAA001 LZZ999 kombinasyonlu taktikli servis plakasıyla taşımacılık yapılabiliyor ve ancak bu plakalı araçları kullanan şoförler emniyet, belediye ve diğer kurumlar tarafından denetlenebiliyor. Diğer araçların şoförlerinin kim olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Devlet yetkilileri de kayıtlı olmadıkları peki için takip edemiyorlar. Dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmamak için, daha farklı programlar yapıp üzüntümüzü, acımızı burada değerlendirmemek için İstanbul halkının, öğrenci velilerinin mutlaka söylediğim plakalı araçlara öğrencilerini taşıtmalarını istiyoruz. Günal Sinar, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı. İyi akşamlar.